Güldeniz'le günaydın Londra. Doğru, ilkeli ve tarafsız Euro Genç TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Londra sabahından sizlere, izleyicilerimize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün çok değerli konuklarım var. Kendilerini zaten tanıtacaklar. Sayın Kazım Kılıç Mustafa Durmaz buradalar efendim. Bugün ayrıca da 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu, sevgili İzmirlilerin kurtuluş bayramını kutluyoruz buradan yürekten. Londra'dan kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyoruz İzmir'e. Sevgili izleyiciler, çok değerli konuklarım şu anda kendilerini sizlere tanıtacaklar. Kazım Kılıç, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olasın. Öncelikle size çok çok teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Rica ederim, onur duydum geldiğiniz için. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben Kazım Kılıç, Alkaskon Başkanıyım. Hı hı. 32 yıldır bu ülkedeyim. Şu anda 2 yıldır beri, yaklaşık 2 yıldır da Alkaskon Başkanıyım. Evet, tebrikler. İsterseniz ben bir faaliyetlerde bahsedeyim. Evet, tabii ki isterseniz kısa bir faaliyetinizden anlatın. Sonra Mustafa Bey'i... Evet. Şu anda biz kültürel olarak zaten faaliyetlerimiz vardır. Hı hı. Biz büyük bir köy derneğiyiz. Hı hı. 12 köyümüz vardır, büyük bir aşiretiz. Kahramanmaraş'ın Elbistan'a bağlıyız. Alkaslar aslen bir nevi yaşlılarımızdan bir Muş'tan Sivere'ye gitmişiz. Kimisi Siverek'ten gelmişiz diyoruz. Evet. Fakat biz büyük bir kitleyiz. Büyük bir kitle olduğumuz için yani insanlar ekonomik nedeniyle, siyasi baskıları nedeniyle tüm dünyaya yayılmışlar. Evet. Yani her tarafta varız yani. Evet, haklısınız. Tüm Avrupa ülkelerinden, başka büyük metropollardan varız. Şu anda Londra'dayız. Evet. Kısacası bunu anlatayım. Mustafa Bey de sonra tekrar konuşuruz. Teşekkür ederim. Çünkü bugün sohbetimiz gerçekten çok güzel bilgiler alacağız sizden. Sayın Mustafa Bey Durmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de kendinizi tanıtır mısınız izleyicilerimize? Yerine. Teşekkürler. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Onur duyduk tabii ki. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Güzel. Ben Mustafa Durmaz. Eğitimciyim, öğretmenim. Eşimle birlikte yaklaşık olarak ben 17 yıldır buradayım. Eşim 18 yıldır burada. Buraya eğitim için geldik. Kendi eğitimimiz için geldik daha doğrusu. Şimdi ikimizin eşimle birlikte yönettiğimiz Moonchild Education var. 12 yıldır, 13. yılımıza giriyoruz. Bu yıl aslında benim daha çok konuşacağım alan eğitimle ilgili. Elbette, evet. Tabii ki bu çok önemli. Evet, evet. Bu konuya daha çok fazla değinirseniz, okullarda yeni açıldı biliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bu konuda ihtiyaç var. Ailelere, çocuklara, evet. Çocuklarımıza mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bizim bir şubemiz aslında 4 yıl önce açtık Edmonton'da, Nightingale Road üzerinde. Bu yıl Alkaskon'un üst katında açtık. İkinci bir şubemizi açacağız oraya. Yayın akışı içerisinde detaylı bilgi vereceğim. Tabii bu arada ki. Bir panelimiz olacak bizim önümüzdeki ay 5 Ekim'de ve 6 Ekim'de. Onunla ilgili detaylı bilgileri yayın akışı içerisinde paylaşacağım. Kaç yılında geldiniz Londra'ya? Kaç yıldır buradasınız? Memleketiniz neresi? Biraz sizi tanıyalım. Teşekkürler, sağ olun. Ben Elbistanlıyım. Evet. Elbistan'ın Sedilli köyünde. Alkaslı. Evet, Alkaslı. Evet. Üç yılında geldim ben aslında. 2002 yılında geldim ama asıl geliş 2003 yılı oldu. 2003 yılından beri buradayım. Eşim ve kızım 2001 yılında geldiler eğitim için. Dolayısıyla o zamandan beri bu ülkedeyiz. Eğitimin içerisindeyiz. Benim öğretmenlikte 26. yılım. Türkiye'de de öğretmendik. Biz buraya dediğim gibi master ve doktoramızı yapmak için geldik ama ülkeye geri dönmedik. Maalesef, burada evet. Kaldık. Evet, çeşitli şartlardan. Evet, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Peki, Alkas Derneği'nin kuruluşunu Kazım Bey, bize biraz bundan tarihini açabilir misiniz biraz? Alkas Derneği 2014'te kuruldu. Çünkü kurmak zorundaydık. Çok burada büyük bir toplumumuz, büyük bir karabiz. Kültürel olarak burada soykırıma uğruyorduk. Evet. Hiç olmazsa kendi kültürümüzü yaşatalım diye bir araya geldik ve çok da iyi oldu. Çünkü gerçekten büyük bir şeyiz, topluluğumuz. 2014'te fakat 2 yılda oluyor. Biz kendi binamız, kendimiz aldık. Evet. Bina bizimdir. Tüm Alkaslara aittir. Bunu hisse olarak tüm arkadaşlara, tüm hissedarlarımıza Alkaslara sattık.
ve 2014, 2012, 2 senede beri 2016'dan bu yana daha güzel faaliyetlerle uğraşıyoruz, yapıyoruz. Mesela en kısa zamanda yakında bizim bir SAS kursu, Orhan Bilge diye bir arkadaşımız var. Erdal Elizcan'ın arkadaşıdır. Önümüzdeki ayın 15'inde bu yana orada SAS kursu açılacaklar. Biliyorsun Mustafa Hocam güzel bir eğitimci. Evet, eşiyle beraber. Evet, onu üst katlı onları Mustafa Hocam ediyorum. Bizim tüm arkasının çocukları ve diğer arkadaşları şey yapacak, eğitecek. Aynı zamanda biz burada bir folklor halk oyunları kurduk. Çok güzel. Onu da en kısa zamanda bu ayın 15'te sonra o da bizim her hafta derneğimizde tüm çocuklar eğitecekler orada halk oyunlarıyla ilgili kursları görecekler. Ondan sonra bu 30 Ekim'de de en kısa zamanda bir kahvaltımız var. Evet. Kahvaltıda sabahın tüm Eylül'ün ilk tatilde sonra insanların bir araya gelmesi bir kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra da biz burayı derneği hisse olarak biz herkese sattık. O hisselerin sertifikasını vereceğiz tüm insanlara. Çok güzel. Yani daha bir nevi Türkiye'de Türkçesi tapusunu vereceğiz. Onun için ben burada da tüm Alkaslara çağrı yapıyorum. Evet tabii. Sizin kanalınızda. Evet. 30 Ekim'de herkes kahvaltıda Alkaslara bunu duyuru aldı. Buluşalım. 30 Eylül'de kahvaltıdan sonra da herkese sertifika vereceğiz. Hı hı. Almayanlar için de gelsin alsınlar, onlara da vereceğiz hemen. Çok güzel da, bak ne güzel. Güzel bir gerçekten oluşum başlatmışsınız. Gerçekten bu oluşum bütün diğer derneklere de inşallah örnek olur diye düşünüyorum. Yani en azından o halk yani ne yaptığını, orada ne yapıldığını en basit ne görmüştür, görecektir de yani. Peki neden böyle bir oluşuma gerek duydunuz Kazım Bey? Çünkü burada o kadar çok mesela cemevi var ki mesela galiba sayısı 18 tane diye düşünüyorum. Doğrudur, cemevi de var, diğer derneklerimiz de var. Aynı toplumun insanlarıyız fakat yani burada büyük kitleyiz. Sadece cemevi bize zannetmiyorum ki. Bir olsun cemiyet. Tabii ki cemiyetimizin görevi ayrıdır. Bizim toplumumuzun, kendi aşiretlerimiz, kendi köylerin toplulukları ayrıdır. Aynı kültürün insanlarıyız fakat yani biz istiyoruz ki herkes kendi yöresi, herkes birbirini tanısın. Kendi yöresi insanların kendi. Ben mesela Dağılmasın. Ben 32 yıldır buradayım. 2 yıldır da beri ben Alkas Kurumu Başkanlığı yapıyorum. Daha insanları yeni yeni tanımaya başladım. Evet. Yakınlarımı. Tabii. Yani onun için yani herkes tabii ki birbirini tanıyor. Tüm yöre dernekler olsun, daha güzel olsun. Fakat tabii ki cemevin altına da olabilir. Başka dernek arkadaşlar, diğer dernekler arasında da ortaklaşa bir başka bir çalışmalarınız var mı böyle diğer var, derneklerle? Var, de. Evet. Çok tüm güzel. Tüm diğer derneklerle beraber ortak biz burada çocuk festivalini yaptık. Kaç ay önce. Çok yani güzel bir örnek. Gelecek için de güzel projelerimiz vardır. Ortak diğer derneklerle, cemevin cemevle de beraber yaparız. Diğer dernek, köy derneklerle beraber ortak projelerimiz de olur. Çocuklar üzerinden gelecek Çocuklarımız çok önemli biliyorsunuz. Çok önemli, gerçekten evet. Kazım Bey, Mustafa Bey bu ülkede. Bak bugün yine ben bir sevgili izleyiciler haber duydum yani daha doğrusu İngiliz haberi. Bir İngiliz kendini asmış bugün mesela. Olur. Hayatına sövüm vermiş. Hayat gerçekten o kadar basit değil. Yaşam o kadar basit değil ama bunlar neden oluyor bilmiyorum. Biliyorsunuz bizim gençlerimiz her gün burada, her hafta hemen hemen neredeyse bir yeğencimizi kaybediyoruz bu ülkede. Çok büyük acı bu. Bunun nedenini ben birçok kurumlara gidiyorum mesela, buradaki toplumsal kurumlara. Bunun nedeninin ne gibi çalışmalarınız var? Ne gibi bu konularla ilgileniyorsunuz? Yani aileler bu konuda sizlere geliyor mu? Mesela örneğin Kazım Bey, siz böyle bir olayla karşılaşıyor musunuz? Ailelerin yani çaresizliklerini gelip sizden bu konuda yardım, destek falan bekliyorlar mı? Vallahi oldular, tabii ki oldular. Ben gerçekten bu çok önemli bir konudur. Evet, buna bu, çok değinilmesi sadece gerekiyor. Sadece bizim de tüm buradaki toplumun, yaşayan toplumun şeyidir yani. Acısıdır, evet. Gerçekten. Ne yazık ki yani acısı. Çok büyük yani bir acı, büyük bir yara bu yani. Sizin kanalınızla da daha önce de arkadaşlarla konuştuk ama tüm dernekler aslında bir araya gelmemiz gerekiyor. Evet, bu konuda susmamak bu, gerekiyor. Tabii bu insan, ya bu çocuklara ne yapmamız gerekir? Evet. Nasıl bunlar bir araya olacak, toplanmamız nasıl bir araya gerekiyor? Nasıl yani bunun çaresi olmasa tabii ki lazım. Elbette. Çünkü kim olursa olsun
Yani burada yüzlerce bizim çocuklar intihar ettiler, başka yollara, kötü yollara girdiler. Hani gerçekten bu acı bir olay. Bunun nedenini araştırılması gerekir diye derneklerin, kurumların bu konuda sessiz kalmamaları gerekir. Bir an önce bu taşın altına ellerini koymaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Mustafa Bey, peki sizin de görüşünüzü alabilir miyim? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Şimdi bu tür olayların önüne geçmek, evet, öncelikle aile birliği çok önemli. Evet. Bu gerçekten önemli bir faktör. İkincisi, bizim hep eğitimcilerin aynı gözle baktığımız, yani büyük çoğunluğumuzun aynı şekilde tasvip ettiği gibi eğitim ayağı. Mümkün olduğu kadar gençlerimizi eğitim olunca işte kesinlikle, siz evet, temelde ve çekirdek değiştikleri zaman, aile birliği içerisinde birliktelik olduğu zaman inanın ki başarılmayacak, yapılmayacak bir şey yoktur. Hı hı. Bunun temeline indiğiniz zaman yani çeşitli faktörler görebilirsin ama bunlar çözülmeyecek sorunlar veya faktörler değildir gerçekten. Çocuklarımızın yatan nedir bunun? Yani gerçekten bu önüne geçilmez. Neden bunun önüne geçilmez? Yani bunun noktası nedir sizce Mustafa Şimdi Bey? O kadar... Siz bir eğitmen olarak bu konuda yani nasıl bir aileler, çünkü bizi dinleyen birçok aileler var. Evet. Onlara burada bir mesaj vermenizi gerçekten çok isterim. Çünkü aileler de çok çaresizler. Evet, yani bunu görebiliyoruz gerçekten. Konuştuğumuz aileler, çevremizdeki insanlardan ya da böyle bir şey olduğunda gittiğimiz, bulunduğumuz ortamlarda gerçekten bu çaresizliği biz hissedebiliyoruz. Hı. Ve genelde söylediğim şudur, mümkün olduğu kadar, zaten çocuklarınız belli bir yaşa kadar siz kontrolünüz altında tutabiliyorsunuz. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra artık onların özellikle denetiminiz azalıyor. Artık çocuk çevreyle birlikte oluyor. Bunu önlemek için mümkün olduğu kadar eğitim temellerinin sağlam tutulması, çocukların iyi bir eğitim alması. Evet, arkadaş çevresi buna bir faktördür. Ne bileyim, yani sosyo-kültürel, ekonomik faktörler bunun içerisinde ama bütün bunların çözülmesi gerçekten çok zor bir olay değildir. Dediğim gibi anneyle veya babanın çocukla iletişimi, kardeşler arasında kendi iletişimleri, bunlar konuşulduğu zaman, ailenin bir arada olduğu zaman bunların hepsinin yapılmayacak sorun, yani çözülmeyecek sorunlar değildir gerçekten. Evet. İşte biz de bunu düşündüğümüz özellikle son bir ay içerisinde olan evet, olaylardan dolayı acı, evet. Gerçekten yani 3-4 tane acı olayımız oldu. Çok çok evet. Dolayısıyla biz önümüzdeki ay 5 Ekim'de ve 6 Ekim'de Profesör Acar Baltaş'ı, Profesör Doktor Acar Baltaş'ı davet ettik. Kendileri çok sağ olsunlar, gerçekten bizim davetimizi kabul ettiler. Latimer'da bir panel düzenleyeceğiz. 5 Ekim Cuma günü olacak. Saat 6.30'da başlayıp 10 civarı gibi bitecek bir panel. Ve panelin asıl konusu da işte geleceğini potansiyel olan çocuklara ve mutlu çocuklar yetiştirmek. Yalnız burada biz şöyle bir şey yaptık. Öncelikle anne babaları biz hedef aldık. Onu ben söyleyecektim. Aileyi hedef aldık. Ve mümkün olduğu kadar ailelerimize şunu istiyoruz. Gelecek olan yani küçük yaştaki çocuklar, 16 yaş çocukları getirmesin. Çünkü 16 yaş çocukları biz ayırmadık. Biz onlara da 6 Ekim Cumartesi günü Ahas.com'da biz panel vereceğiz. Yani iki ayaklı bir panel olacak. Birincisi ailelere, ikincisi çocuklara. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Panel ücretsizdir. Ama daveti alınması lazım. Hı hı. Ve daveti almaları için de yayın akışı içerisinde bilgi vereceğim. Nerede alabileceklerini ve bizimle nasıl kontağa geçeceklerini. Kazım Bey, sözümüzü bitirmeyin. Sevgili izleyiciler, çok önemli bir konu. Ne olursunuz bu konuyu kaçırmayın. Mustafa Bey'in açıkladığı bu konuyu lütfen çok dikkatli dinleyin. Gerçekten çok önemli bilgi. Güzel bilgiler veriyor. Bu bilgiyi lütfen kaçırmayın. Özür dilerim, buyurun. Rica ederim. Sağ olun. Panele katılmak için ailelerin bizimle kontağa geçmeleri lazım. Bizim merkez büromuz, merkez aslında dershanemiz Münchild Education, Nightingale Road üzerinde. Telefonlarını vereyim, bizimle iltibata geçecek telefonlar. Benimkisi 0782 522 2893 ya da eşimin numarasında 0781 0 929 83 numaralı telefonlarda. Evet. Adresimizi de vereyim aynı zamanda. 266 St. Mary's Road, Edmonton and 98 MP. Gerçi yani yerimiz çok basit bir yolda gerçekten. Rahatlı bulabilirler. Dediğim gibi panel ücretsiz ama mümkün olduğu kadar biz geniş bir kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Ve ailelerimize bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı bir şekilde
yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir çalışma. Evet, tebrikler gerçekten. Eğitim merkezi olarak ne bize bu konuda hocam sözüyle bu konuda Alkaskom'a da başvurabilirler yani. Elbette tabii ki doğru. Ekranlara da Alkaskom'da olacak. Ekranlara da Alkaskom'da olacak. Tamam, oldu. Çok güzel. Çünkü bu konu çok önemliydi. Bilakis onun için sizin özür dilerim. Sözünüzü kestim. Ailelerin dikkatini çekmek için bu konuyu yani söylemek istedim. Peki Kazım Bey, üye sayımız ne kadar? Üye sayımız resmi olarak 1000'e yakınız. Güzel. Yeni başladık, 1000'e yakınız. Ama büyük bir kitle, tahminen 3-4 bin kişiyiz burada kitle olarak. Hı-hı. 3-4 bin kişiyiz. Ve resmi vakıf olduk. Şu anda içerideyiz. Oo, çok güzel. Evet. Bir de ben şurada bir şey unuttum da. Tabii ki. Buyurun. Bugün Muharrem orucu başlıyor. Evet. Onun için 20 Eylül'de de bizim Alkaslı olarak cemevide olmamız gerekir. Hı hı. Orada herkes oruçlu olan Muharrem orucunu açacaklar yazılı. Ve aynı zamanda da Hızır Cem'i varmış. Cem'e de katılabilirler. Çok güzel. Yani ben evet. Burada burada tüm Alkaslar ve tüm sadece Alkaslar değil, Alkas ve dostları herkese duyururum. Herkese, bütün kurumlara evet. Açığız diye. Evet. Sevgili cemevimizin üyesi de 12'sinde onlar dedeyle gelecekler, konuğum olacaklar. Sevgili izleyiciler, cemevinin başkanı Hüseyin Bey ve kendi derneğinde bulunan kendi yardımcıları ve orada gerçekten derneğe faaliyette bulunan kişilerle çarşamba günü benim konuğum olacaklar. 12 imamları konuşacağız. Lütfen o programı kaçırmayın 12'sinde. Evet buyurun. Burada bir de ben şunu söyleyeyim. Ben inşaatta bizim dernek biraz inşaatta olduğu için inşaatta bilgi vereyim insanlara. Evet tabii. Biz diğer yerleri her tarafını bitirdik. Ufak tefek şeyler kaldı. Küçük salonu da bitirdik. Mutfağımızı da bitirdik. Sadece büyük salonumuz kaldı. Konferans salonu. 700 kişilik bir salondu. Bayağı büyük bir salondur. Onda plan projeleri belediye bildirdik. İnşallah en kısa zamanda gelecek. Plan projeleri geldikten sonra hemen inşaatımıza başlayacağız. Çok güzel. Burada biz tüm Alkaslı ve dostlarına bildiriyoruz. Lütfen her konuda bize yardımcı olsunlar. Derneğine sahip çıksınlar. Derneğine gelip gitsinler. Ayrıca da bizim burada işte tüm dernekler, tüm faaliyetler ne gerekiyorsa kültürel olarak derneğimizde başladık yani. Evet, çok güzel. Tebrik ederim sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Dernekteki gerçi faaliyetlerinizden sadece Alkaslar mı hizmet ediyor? Hayır. Evet, genellikle biz Alkaslar da ama başkaları da gelirsek tabii ki faydalanacak. Bir insan ayrımcılık yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz. Zaten kesinlikle. Ben bu konuya biraz şey değinmek istiyorum. Mesela birçok kurumlara gidiyorum Kazım Bey. Ben burada mesela benim amacım o kurumları buraya davet edip konuk etmemdeki amaç gerçekten bu ülkede yaptığınız şeyleri. Çünkü kimsenin haberi yok. Mesela bir Alkas Derneği'nin benim haberim yoktu örneğin. Evet. Yani bu insanların duymasını, yaptığınız oradaki faaliyetleri insanların bilmesi açısından gerçekten siz burada neler yapıyorsunuz, işte buradaki toplumun sorunları ne? Bunları birebir sizlerle konuşmak yani sizlerin burada gelip anlatması, herkesi buraya birer birer çağırmamız imkansız. Bundan dolayı tabii ki siz bir kurum olarak sizden almak istiyoruz bu bilgileri. Ama maalesef bazı kurumlar biraz... Bilmiyorum ama ben çünkü orası bir kurum, orası bir kapı. Herkes gitmeli o kapıya diye düşünüyorum. Tabii ki. Oradaki o kapıyı herkese açıktır diye. Çünkü bizler bir mihmanız yani değil olur mi? Olur mu tabii ki. Onun için ben başka bir kuruluşta pek hoş karşılanmadım. Buradan da onları esefle kınıyorum. Sizler de örnek olursunuz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakın bu konuda bir şey söyleyeyim. Evet. Gerçekten kusura bakmayın. Rica ederim. Tabii estağfurullah buyurun. Biz bir eğitim kurumuyuz. Evet. Yani 13. yılımızdır eğitim veriyoruz. Mümkün olduğu kadar çocuklarımıza ve ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ve bizim kapımız gerçekten herkese açık. Evet. Yani öyle aynı olmalı. Şey, evet, aynı şey. Mesela insanlar bize telefon açıyorlar. Ya işte benim oğlum ya da kızım falanca okula gidiyor. Onun mesela sınav sistemi hakkında gerçekten bir şey bilmiyorlar. Şu sınavları nasıl ya da A-level nasıl yapacaklar ya da GCSE'leri nasıl yapacaklar. Ben hep şunu söylerim gerçekten insanlara, bizim öğrencimiz olsun olmasın yeter ki takıldıkları her konuda gelip bize fikir sorabilir. Özellikle ben ve eşim gerçekten yani bir aile geliyor diyor ki ya işte kızım Türkçe veya oğlum Türkçe dersi A-level yapmak istiyor ama kurs almadılar diye biz onlara yardımcı oluyoruz.
gereken evrakları düzenledik. Mesela kağıtları, mektupları veriyoruz. İşte bu öğrenci Türkçe E-Level'a girebilir ya da Türkçe şeye girebilir diye mektup veriyoruz onlara. Ya da başka konularda okul seçimlerinde, özellikle bu Ekim ayı sonunda secondary school'ların seçimlerinde birçok aile gelir bize. Bizim yani öğrencimiz değildir, yani bizim ailelerimiz değildir. Bizim kapımız herkese açıktır. Yani bütün kurumların bu şekilde eğer yaptığı zaman inanınız toplumumuz bir yere gelecektir. Evet. Toplumumuzda daha güzel şeyler olacaktır ve daha mutlu bir toplum olacağız. Çünkü evet Mustafa Bey, orası bir kurum, çünkü eğer o kurum bu halka bir şeyler veremiyorsa o zaman bu halk yok olmaya yani mahkumdur. Evet. Çünkü bak siz çok güzel faaliyetlerinizi anlatıyorsunuz. Neden siz de gelip diğer kuruluş, mesela benim ismini vermek istemiyorum. Siz de gelin buyurun oturun burada konuşun. Neden konuşmuyorsunuz? Bu konuda ses olun. Neden anlatmıyorsunuz? Değil mi ama Kazım tabii, Bey? Tabii ki. Mesela şöyle bir projemiz de var. Evet. İnşallah bu şeyde bu sezonda faaliyete geçireceğiz. Bizim burada yaşlılarımız var. 60'ından sonra pek fazla dil bilmeyen. Genç erkek, evet. Bayan erkek fark etmiyor. Evinde çıkamıyor. Hiçbir yere gidemiyor. Evet. Bir şey yapamıyor. Fakat biz bunu şöyle bir şey yaptık. Bunu belediyeyle görüşeceğiz. Biz genellikle Enfield Belediyesi'ne bağlıyız. Evet. Diyeceğiz ki böyle 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 şeyimiz var. Hiçbir olmazsa kendi aramızda yine bir servis arabası alabiliriz. Çok bunları evlerine gidip tek tek alıp bir insanlarımızı derneğimize getirebiliriz. Dernekte yemek de yapıyoruz. Şeyimiz, restoran bölümümüz de var. Çok güzel. Bu insanlara yemek de yedir. Kültürel olarak kendi, herkes birbirini tanıyor. Daha güzel. Tanımasalar da tabii, tanışırlar. Tabii. Birbirimize sohbet ederler. Memleket anılarını falan konuşurlar. Ve akşamları herkesi tek tek evine de götürebiliriz. Tabii, yani belediyenin yapacağı görev biz yapacağız. Evet. Yani bu bizim için de güzel olur. İnsanlarımız için de güzel olur. Tabii ne kadar güzel evde işte. Evde hapis olmazlar yani. Yani böyle en azından dediğiniz de çok tebrikler gerçekten. Evet. Kazım Bey bu konuda teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Evet. Çok yaşlılarımız var. Eve mahkum kalmış mesela. Dışarı çıkmaya korkan insanlarımız var. Bunlar için neler yapıyor bu kurumlar acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Benim amacım işte bugün... Siz açıkladınız, diyorsunuz ki biz bunları hayata kazandırmak istiyoruz. Sosyalleşmelerini istiyoruz. Çünkü burası diyorsunuz. Yabancı bir ülke. Evet, ne kadar tabii ki. Adamlar dil bilmiyor, herkes bilmiyor, memleketinden uzak. Burası yani kolay değil. Çünkü eğer bu kurumlar olmasa bu insanlar nereye gidip derdini anlatacak yani. Onun için gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalarınız var. Buradaki Türk toplumun ve gençlerin sorunlarıyla karşılaştığınızda mesela ailelere birebir onları yönlendiriyor musunuz? Yoksa mesela birçok biliyorum bu hapishanelerde Türk çocukları, gençleri hapishanelerde olduğunu duydum ve bu çok acı. Evet, mesela evet. Anne babalar artık bu kurumlara gidip diyor ki mesela ne olur çocuğumu tutuklatın. Çünkü orası bir garanti olarak bakıyorlar, kurtaramıyorlar. Çare en son bir annenin babanın isteyebileceği en acı çocuğumu tutuklatın. Peki böyle kurumlar şeylerle karşılaşıyor musunuz? İnsanlarla mesela bu tür olaylarla karşılaşıyor musunuz? Ve karşılaştığınızda bu insanları nerelere yönlendiriyorsunuz? Ve ne gibi çareler buluyorsunuz mesela? Mustafa Bey sizden de alabilirim. Kazım Bey sizden de. Vallahi ben de öyle bir şey daha bizim toplumda karşılaşmadım ama ben de sizin gibi duyuyorum. Doğrudur. Evet, ama evet. Gerçekten çok acıdır. Yani bunları bu olayları yaşatmamak için yani kültürel faaliyetlere daha fazla eğilmemiz gerekir. Evet, doğru evet. Söylüyorsunuz. Şu anda daha öyle bir şey olmadı ama çok, inşallah da olmaz. Çok bak, hapishanelerde evet. Gerçekten çok acı. Çok acı. Ve hapishanelere gidilmiş, çocuklarla röportaj yapılmış, birçoğu konuşmaya korkmuş, çekinmiş, birçoğu da biz niye buradayız bilmiyoruz diye sorularla karşılaşmışlar. Bunlar acı gerçekten. Ben bundan birkaç gün önce birisi bana ulaştı. Televizyonda program yapıyorsunuz, ne olur sesini duyurun diye. Galiba bu çocuk kaçıyormuş 15 senedir buradan, Londra'dan kaçıyormuş. Londra toplumunda, Türk toplumunda, Londra'nın bir kasabasında yaşıyormuş ve nerede olduğunu bilmiyor. Aile de galiba çok sorunluymuş. Şimdi bizim ilk geldiğimiz kuşakta biraz yanlış şeyler de yaptı. Çünkü bir konuda ekonomik olarak insanlarımız zayıftı. İlk kuşak, herkes çalışmaya gidiyordu. Çocuklara hiç şey yapmıyordu. Nasıl olsa çalışıp
İşte Türkiye'de bir ev, bir para kazanıp geri döneceğiz. Evet. Ve çocuklarımızı o anda yok ettik. Yani çocuklarımıza sahip çıkmadık. Evet, bu da doğru. Biz itiraf edelim ki gerçekten evet, öyle oldu. Ama bu bir gerçek bu yani. Bu gerçek oldu. Evet, doğru. Ha, o dönemde yani çocuklarına sahip çıkan, okutulan, okuttu, çocuklar kurtuldu. Ve şu anda bizim avukatlar da var, doktorlar da var. Evet, maşallah. Bir toplum, evet. Bir şeyler var yani herkese. Sizin onlarınız da aynı kez zaten. Herkesin var. Ama ne yazık ki sizin söylediğiniz gibi cezaevindeki insanlar evet, da var. Çok acı, çok acı gerçekten, evet. Çok acı. Onun için gerçekten ki, bir an önce bunun önüne geçilmesi lazım. Evet. Biraz önce de değindiniz. Evet, aynen, tüm aynen. Dernekler ve tüm toplum kuruluşları bu anda bir çaresi bulma gerekiyor. Evet, bu konunun üzerine çok duruyorum. Çok durması lazım. Gerçekten ben bu konunun üzerine çok duruyorum. Kuruluşlara gitmemin nedeni de bundan dolayıdır. Buradaki aileler biraz sahipsiz kaldı gibi düşünüyorum. Onlar gerçekten çok sahipsizler. Artık buradaki diğer kurumların bir şeyler bir araya toplanıp bu konuda bir çalışma yapmalarını onlara öneriyorum yani naçizane kendi fikrim bu. Çünkü böyle bu gidişat yarın bir gün bizim kapımızı çalmayacağını nereden biliyoruz? Kesinlikle. Yani çünkü buna bu gözle bakalım. Hani bana değmeyen bin, yılan bin yaşasın gibi şu anda ya, insanlar. Yani ha sizin yok olmayabilir ama bunu bu şekilde çok rahat olan insanlar var gerçekten. Yılanın sağ solu da belli olmaz. Yarın da bizim bize gelir. İşte diyorum ya bir gün bizim kapımızı çaldığı zaman ne yapacağız? Mesela ben buraya bir bayan aldım yazar. Kendisi de çok güzel bir kitap yazmış buradaki Tottenham çocuklarıyla ilgili. Gerçekten çok acı okuduğum zaman hala okuyorum o kitabı. Ve aileler şu anda deşifre olmak istemiyorlar. Çünkü çok çaresiz aileler var. Evlerini terk etmiş son çare olarak evlerini terk eden aileler var. Bunları kimse bilmiyor işte. Kimsenin haberi yok bunlardan yani. Onun için bu konuda gerçekten çok bu konunun üzerine gidilmesi lazım diye düşünüyorum. Kazım Bey peki sizin köyün ikliminden biraz bahseder miyiz? Orada sadece Türkçe mi Kürtçe mi konuşuluyor? Oradaki bizim köyler Kürtçe konuşuyoruz. Biz evet. Aslında Kürt'üz yani. Kürtçe konuşuyoruz. Fakat Türkçe de konuşuyoruz. Artık Kürtçe de konuşuyoruz. Ortak bir şey. Tabii. Biz aynı zamanda Aleviyiz. Evet. Bektaşıyız bu evet. Şurada. Evet. Alev insanlar evet, aydınlanır. Evet. bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz Kazım Bey. Çünkü ilk yarının sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, biraz sonra yine tekrar Kazım Bey ile ve Mustafa Bey ile güzel bilgiler vereceğiz size. Kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız, yaz gelmiş. Cypress Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Break without the headache? Why not try our award-winning holiday packages from Cypress Paradise? With hotel accommodation, return flights, with one hand and one whole luggage allowance, return local transfers, in a dedicated rep at your service.
still not convinced? Then we're also throwing a free cultural tour with your booking. Hassle-free holidays with adult protection. Sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Görem Ayran, Avrupa'daki milli içeceğiniz. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cyprusparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cyprusparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız, yaz gelmiş. Cyprus Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Denizli, Londra, günaydın Londra programımıza kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz sevgili Euro Genç TV izleyicileri. Sevgili Kazım Bey, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Memleketi ve iklimden bahsedin biraz demiştim. Oradaki mesela halkın yaşantısından bize biraz bahseder misiniz? Vallahi halkın yaşantısı zaten orada biz tarımla uğraşıyorduk, tarım, hayvancılıkla uğraşıyorlardı insanlar. Evet. Bazı insanlar kurbete falan giderlerdi, yurt dışına giderlerdi ama genellikle insanlar şimdi çok değil mi? Mutluydular. Bayağı, evet. Londra'da bayağı var değil mi? Tabii canım. Bizim sayısı. Orada köylerde insanlar kalmadı. Hı. Şu anda büyük bir köyde, en büyük köylerde. Yaşlılar mı kaldık? Yaşlılar kaldı. Burada çok miktarda yaşlılar kaldı. Evet, burada da çok var. Burada da var. Burada da var. Çünkü hepsi dağıldılar. İnsanlar da ekonomik nedenlerin, siyasi baskıların nedeni. Evet, maalesef. Genellikle evet. Tüm dünyanın her tarafında yayıldılar. Şu anda bile bundan dolayı mesela Ankara Anlaşması'yla gelen çok insanlar, çok insanlar var gerçekten. Evet. Çok karşılaşıyorum. Çok karşılaşıyoruz. Eğitmenler var mesela. Bilim adamları geliyor. Bilim profesörleri adamları var. Evet, akademisyenler gerçekten geliyor. Gerçekten çok, yani ne yazık çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Evet. Yani bu insanlar Türkiye, yani ülkeyi terk edince oradaki yaşayan insanların ne olacak sonları? Ya bunların hepsi birer eğitmen yani. Tabii ne ki. Olacak? O ülke karanlığa gidecek yani. Beyin göçü geliyor. Beyin göçü, doğru beyin söylüyorsunuz. Göçü. Gerçekten evet. Çok acı ama maalesef insanlar kaçacak yer arıyorlar. Evet. Yani düşünülecek bir konu. Siz kongreden bahsedecektiniz Kazım. Ben şunu sizin şeyde bu
14 Ekim'de bizim derneğin kongresi var. 14 Ekim kesin karar verdik ama belki yetiştiremeyiz falan şu bu. Belki bir hafta gecikebilir. Ben burada da tüm yine sizin kanalınızda tüm alhaslara çağrı yapayım. Herkes kongreye gelsin ve kim aday oluyorsa herkes taşın altına elini koysun. Adayınız belli lütfen mi? Ya adayımız belli değil. Bizim değil için fark etmez ama herkes gelsin, aday olabilirler. Herkes gelsin, kongrede derneğine sahip çıksınlar. Elbette tabii ki, evet, muhakkak. Ben... Doğru söylüyorsunuz. Evet. Buradan da davet ediyor Kazım Bey. Gelin. Yani peki Mustafa Bey, Münchild Education olarak neler yapıyorsunuz? Faaliyetleriniz nelerdir? Şimdi Münchild Education... Bunun bir de çok özür dilerim Mustafa Bey, çünkü bizim izleyicilerimiz genelde hepsi Türk halkı olduğu için, evet, İngilizce olduğu için biraz anlamıyorlar. Oranın biraz Türkçe açıklar mısınız? Tabii ki. Bu Münchild ne demektir? Tabii ki, memnuniyetle. Aslında Münchild benim kızımın ismi. Çok güzel. Onu öpüyoruz, evet, buradan sevgi selamlar gönderiyoruz. Teşekkürler, sağ ol. Kızımızın ismi Ayvala. Ayvala. Ama biz Ayvala'yı İngilizce çevirerek, yani Münchild, ay ve çocuk bir araya getirerek. Evet. Zaten logomuza dikkat ederlerse ailelerimiz, gerçekten logomuzun içerisinde bir ay ve bir çocuk yüzü vardır. Ha, evet, görmüştüm. Rahatlıkla farkına varabilirler. Ulaşabilirler yani. Evet. Dolayısıyla biz akademisyeniz, ben de eşim, eğitimciyiz. Geçen yıla kadar, daha doğrusu bu yılın Ocak ayına kadar, birinci sınıftan üniversiteye kadar eğitim veriyorduk. Öğrencilerimiz var. İşte Key Stage 1, Key Stage 2, Key Stage 3, GCSE ve A-Level olmak üzere. Eşim aynı zamanda akademisyen. Kendisi doktorasını yaptı burada eğitim üzerine. Onu da bir gün buraya davet ediyoruz. Gelsinler, konuğumuz olsunlar. Pardon, sözü geldim. Aynı zamanda o da Demirciplerin dernek başkanı. Öyle mi? Evet. Aa, çok burada güzel. Burada da ben söylemiş onu. Evet. Evet, çok güzel. Gerçekten kendisine ulaşmayı çok isterim. Buraya konuk almaktan da onur duyarız. Teşekkürler, sağ olun. Üniversitede tez hocalığı yapıyor kendisi aynı zamanda. Öğrencilere tez danışmanlığı yapıyor. Üniversite öğrencilerine de hizmet veriyoruz biz aynı zamanda. Çok güzel. Peşin veriyor. Ocak ayından sonra biz kreş açtık. Münchild Education Toddler adı altında. 2 ve 5 yaş arasındaki çocuklara kreş var. O yüzden bizim sloganımız önce 1. sınıftan üniversite kadardı. Şimdi kreşten üniversiteye kadar eğitim veriyoruz. Küçük sınıflar halinde, küçük gruplar halinde biz veriyoruz. Ve bizim en büyük özelliğimiz, bizi diğer kurumlardan farklı kılan, biz sınıfları asla birbirine karıştırmıyoruz. Yani ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfları bir sınıfa koyup böyle kalabalık sınıflar yaratmıyoruz. Gruptaki bütün öğrencilerin yaş ve seviyeleri aynıdır. Birinci sınıf öğrencilerin birinci sınıf, işte beşinci sınıflar, beşinci sınıflar. Bu arada 11 Plus dediğimiz bu gramer okullarına, sınavla öğrenci alan okullar, Latin, Q, Boys, Henrietta Barnett for Girls okullarına öğrenci hazırlıyor. Oldukça iyi bir başarımız var onlarda. Asıl derslerin asıl temelleri ben ve eşim birlikte veriyoruz. Çünkü programı GCSE ve secondary'lerinin matematik ve science dersini ben hazırlıyorum. Programı ben hazırlıyorum. Primary school'larınkini eşim hazırlıyor. İngilizce dersini eşim veriyor. Bizimle birlikte çalışan öğretmenlerimizin ev ödevlerini verilecek, o derslere verilecek ev ödevlerine kadar her şeyi biz belirliyoruz. Ve ortalama olarak ayda bir ve 1,5 ayda bir seviye sınavları yapıyoruz. Öğrencilerimiz ne kadar ilerlemişler, ne kadar geldiklerinden beri biz bunlara neler öğretmişiz ve ne kadar ilerlemişler, onları belirliyoruz ve ailelerimizle paylaşıyoruz. Daha çocuklara daha çok neler yapılabilir, onların başarısına nasıl katkıda bulunabiliriz, onu yapıyoruz biz. Ben bir soru soracağım, özel olacak bu benim için. Peki buradaki okullardaki eğitim nasıl buluyorsunuz, buradaki okulların, yani İngiliz okullarındaki, evet, çocukların eğitimi yeterli mi, aldıkları eğitim sizce nasıl bir aslında sistem? Sorduğun soru çok güzel bir soru gerçekten Gül Hanım, teşekkür ederim. Rica yani ederim. Eğer bir kurum ortaya çıkıyorsa bir eksikliği tamamlamak içindir mutlaka. Yani o kurumda bir boşluk oluşmuştur, o onu açığa çıkarmak, yani onu tamamlamak içindir. Dolayısıyla şimdi genele baktığımız zaman özellikle bizim bu Enfield bölgesinde ya da North London diyelim, bu bölgelerde genellikle eğitim gerçekten çünkü istenilen boyutta değildir.
Bir de bu ülkenin en büyük sorunları ya bu ülkedeki eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri de kalifiyeli öğretmen yok, eğitimci yok gerçekten. Evet. Yani bunların olmaması, işte çocukların istenilen şekilde hazırlanmaması bizim gibi kurumları piyasaya çıkması, bizim gibi kurumların doğmasına neden oluyor. Dolayısıyla biz eksik kalan bir şeyleri tamamlamaya çalışıyoruz. Ve mümkün olduğu kadar öğrencilerimize, mesela bizim öğrencilerimizin yaklaşık olarak %60'ı Türk ama bizim diğer çevrelerde, diğer etnik çevrelerde öğrencilerimiz var. Çoğunluğu Türk. Mümkün olduğu kadar onu açığa çıkan ve çocuklarımıza bir başarı vermeye çalışıyoruz. Başarılarını yükseltmeye çalışıyoruz. Ve okul derslerine, sınavlarına destek olmaya çalışıyoruz biz. Peki Mustafa Bey, eğitimde mesela disiplin önemli mi sizce? Ne kadar? Mutlaka. Aslında yani çok eskisi gibi mesela kendi öğrencilik yıllarımızda biz kıyaslamıyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz şartlar, teknolojik şeyler çok daha farklılaştı. Bizim zamanımızda mesela hatırlıyorum annem beni ilkokula gönderirken ilkokul öğretmeni işte eti senin kemiği benim derdi. Yani bize bazen ailelerimiz şu an dahi bunu bize söylüyor ama yani çok farklılaştı. Aslında öyle çok katı bir disiplin olmasına gerek yok. Mümkün olduğu kadar tatlı bir sert bir şekilde, tatlı sert bir şekilde çocukların onların iyiliğini, onları anlatabilecek, onları böyle örselemeyecek. Çünkü her şeyden önce biz anne babayız. Yani biz öğrenci psikolojisini, çünkü biz alırken gerçekten öğrenci psikolojisini, insan psikolojisini çok iyi bilen insanlarız. Elbette. Onları örselemeden, onları böyle yıpratmadan tatlı, sert bir şekilde mümkün olduğu kadar onları gelebileceği yerlere getirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani çok disiplinli olup da aman konuşma, yok rahat dur, yok sen şunu söyledin, öyle bir şey yoktur. Mutlaka çocuklar özgür bir ortamda yetişmeli ki benliğini bulabilsinler, kendilerini bulabilsinler. Doğru söylüyorsunuz. Mesela ben birçok ailelere şahit oluyorum. İşte ders, şu dersini yaparsan mesela işte telefonunu vereceğim veya tableti vereceğim. Evet. Eğer yapmazsan cezalandırıyor. Sadece cezalandırdığı konu da teknolojik ya telefon ya iPad'dir yani. Evet. Yani bu gerçekten sizce doğru bir davranış mı? Ya tabii ki yani bunun artı ve eksileri var. Yani her aile, her anne, her baba çocuğunu yani bir şekilde disipline etmeye çalışıyor. Ama bizim genel aileyle de söylediğimiz şuydu. Dersini yap ondan sonra sana şunu vereceğim yerine. Öncelikle mümkün olduğu kadar yani onu çünkü diyelim ki hadi yarım saat dersini çalış, sana bir saat tableti vereceğim. O yarım saat inanın 10 dakika içerisinde bitiyor. Yani 10 dakika sürüyor. Çünkü çocuk bir an önce yapmak için ya işin yani dersini tam yapmıyor, ödev varsa ödevini de tam yapmıyor veya çalışmıyor tamamen. Çünkü artık ona kanalize olmuştur. Öyle bir durumda biz genellikle ailelere önerdiğimiz şu, yapın demiyoruz. Biz sadece onlara öneriyoruz. Mümkünse yani tabletini vereceksin veya oyun mu oynayacak? Önce onu verin, bitirsin. Ondan sonra dersini yapsın ki aklı orada kalmasın. Birincisi bu. İkincisi aslında bizim çocuklarımıza daha çok şöyle bir sorunumuz var. Yani aileler çocuklarını cezalandırmak istedikleri zaman diyorlar ki biz seni mühün çağrıya götürmeyeceğiz. Eğer sen bunları yapmazsan bu hafta mühün çağrı yok. Dolayısıyla yani oyun şeyi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla evet. Çocuk bundan mahrum kalmamak için gerçekten oturup düzenli bir şekilde yapıyor. Ve evet, teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. İnşallah sevgili izleyiciler bu bilgileri kaçırmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hangi yaş grupları peki? Evet, dediğim gibi biz birinci sınıftan üniversiteye kadar işte. Biri Yervan'dan, yani Key Stage 1 diyeyim daha doğrusu. Genel şey, Key Stage 2, Key Stage 3, GCSE ve A-Level öğrencilerine veriyoruz. Ocak ayından itibaren de kreşimiz açıldı. 2-5 yaş grubuna kreş veriyoruz. Çok güzel, çok güzel. Türk kreş adına diğer kreşlerden tamamen farklı. Yani biz açarken gerçekten çok özenerek açtık. Birçok yeri gezip baktık. Türk kreş sistemini getirdik. İşte aileler ve çocuklar mesela geldikleri içeri zaman kendi çalışmaları. Peki talep var mı? İnanılmaz derecede talep gerçekten var gerçekten. Mi? Evet. Süper. Yani gerçekten iyi bir kitle. Daha doğrusu talep var kreşe karşı. Yani çünkü çalışan anne ve babalar çocukların emin ellerde olsun istiyorlar. Bizim kreşimizde gerçekten çok titiz bir şekilde çalışıyor. Gerek Semra Hanım olsun, Gonca Hanım olsun. Bayağı iyi şeyler yapıyorlar. Ve yerlerimiz halı flex.
Olduğu gibi yani hala açıyoruz oraya. Yeriniz nerede demiştiniz? Nightingale Road üzerinde. Tekrar burada bilgi verin de çünkü adresi tam net verin. Tabii ki. Belki yeni açanlar olur. onları da duyuralım buradan. Tabii ki vereceğim. Kontak numaralarımızı da vereceğim. kreşin içerisinde mesela aileler geldi ve çocuklar geldiklerinde herkes kendi dışarıda giydiği ayakkabısını çıkarıyor. Patiklerini giyiyorlar. Aileler ve çalışanlarımız kesinlikle ayakkabıyla girmiyorlar içeriye. Oldukça hijyenik bir ortamda. Güzel bir şekilde çocuklarımız destek olmaya çalışıyor. Çok güzel. Adresimiz de merkez adresimiz 266 St. Mary's Road, Edmonton, N9 8MP. Bağlantı telefonlarımız 0782 522 2893 0781 00 929 83. Bir de landline'ımız var. 0208 805 1392. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür İnşallah ederim. Bu bilgilere ulaşmışlardır. Kazım Bey, biraz dernekten yine bahsetmek istiyorum. Mesela dernekte bu SAS kursu var demiştiniz. İşte evet. Mesela bunun yanı sıra başka ne gibi faaliyetleriniz var? Tekrar ben şey yapayım. Orhan Bilge diye bir arkadaşımız var. Daha önce de burada SAS kursları falan da vardı. Aynı zamanda Erdal Erizcan'ın akrabası arkadaşı, öğrencisiymiş. Burada SAS kursu var. Ben tüm burada Alkaslara ve dostlarına, sadece Alkaslı değil, diğer arkadaşlara da herkese çağrı yapıyorum. Gerçekten gelsinler. Çocuklarını hiç olmazsa getirsinler SAS kursuna. Folklor ekibine getirsinler. İnsanlar öğrensinler. Kendi yörenin oyunlarını, kendi memleketin oyunlarını, aynı zamanda SAS kursu, diğer bizim bu SAS müzik aletlerle uğraşmak çocuklar için gerçekten güzel bir şeydir. Tabii. Evet. Boş zamanları en azından olmayacaktır. Evet. Peki bunun yanı sıra resim gibi falan var mı? O da olabilir. O da olabilir. Çünkü buradan onu duyuralım. Evet. Belki faaliyetlere tabii, katılmak isteyenler olacaktır. Evet. Aynı zamanda bir de ben tekrar bir daha burada, çünkü gün az kaldığı için 20 Eylül'de tüm Alkasların Muharrem yasında oruç vardır. O gün orucunu açacaklar. Cem evinde biz gelecek. Kendi bizim bayanlar, tüm Alkaslı bayanlar, kendimiz yemek yapacağız orada tabii ki. Ve ancak orada Hızır Cem'ine de katılacağız Perşembe günü. Genellikle biz Cem evinde rica ettik. Biz o Perşembe günü ayırttık. Evet. Onun için buradaki tüm Alkasları da aynı zamanda şeye de çağırıyoruz. 20 Eylül'de Cem evinde olmalarını istiyoruz. Bir de ben şunu söylüyorum Gül Hanım, bizim inşaat durumu var ama inşaat durumu, bir de ekonomi durumumuz da biraz zayıftır. Evet, onun için biz burayı 1000 hisse yapmıştık. Bayağı sattık, epey sattık ama daha duruyor. Tüm almayan arkadaşlar, daha önce 1 hisse alan, zaten 3'ünde fazla satmıyoruz. Çünkü insanlar hep eşit olsun, eşit şeklinde olsun. Elbette. Yarın birisi gelir 100.000 lira verir. Ama olmaz. O zaman diyecek ki dernek beni. Evet. O olmaz. Onun için insanlara eşit olması için 3'ünden fazla, 3 hisse de fazla vermiyoruz. Fakat burada 1 hisse alan da var. Ekonomi durumları güzeldir. Belki önce iyi değildi ama lütfen onları da rica ediyorum, bir tane daha alsınlar. Evet. Ve almayanlar da alsınlar da bir ekonomi olarak biraz güçlenelim. Dernek hiç olmazsa kalkınsın. Yan taraftaki inşaatı bir an önce bitirelim. Elbette. Çünkü yarın bir gün arkadan gelen nesillerde rahat. Tabii ki biz zaten bunu gençlerimiz için yapıyoruz. Yani, gelecek nesillerimiz için yapıyoruz. Nesiller için tabii ki güzel bir çalışma. Yani teşekkür mesela ediyorum. Mesela biraz önce hocam söyledi çok güzel o kreş durumda. Biz aynı dernekte de uygulayabiliriz. Yerimiz neden büyüktür. Olmasın? Evet. Çünkü gençlerimiz burada çalışıyorlar, çalışıyorlar. Çocukları başlarına bela oluyorlar. Sabahlarını götürüyorlar, yaşlıları götürüyor. Annesi babası olanları götürüyorlar. Olmayanlar da zaten ama ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Artık anne babalar da bakamıyorlar. Bakmak istemiyorlar. Hiç yani. Zorunda bakıyor. Birçoğu da zorunda tabii bakıyor. Tabii 2-3 tane profesyonel öğretmen hoca arasın. Ya. Verirsin sabahın 8'de 9 her neyse kreşe verir. Akşamları işini çocuk çıkar alır gider. Daha güzel bir eğitim niye yapmayalım? Alarak niye derneğimizde orada olmasın büyüyecektir. Ki? Niye derneğimizde olmasın ki? Evet, profesyonel, profesyonelce 2 öğretmen 2 hoca alırız. Aynen. Olur. Doğru yani, çok söylüyorsunuz. Şey. Gerçekten çok katılıyorum bu görüşlerinize. Peki Mustafa Bey, yeni bir şube açıyorsunuz dediniz galiba. Evet. Bu konudan da bize biraz anlatır mısınız? Teşekkürler. Yeni şubemiz Alkas Kolu'nun üzerinde olacak. Büyük ihtimalle derslerimiz Eylül sonu, çünkü orada yapılacak biraz tamirler falan var. Onları yapıyoruz şu an. Eylül sonunda orada derslere başlayacağız. Yalnız bizim Alkas Kolu'nun içinde üzerinde ders, daha doğrusu alırken, şube açarken önceliğimiz tabii ki dernek üyeleri ve Alkaslılara
çevredeki insanlara mümkün olduğu kadar o bölgede yaşayan insanlara ulaşmaya çalışmak. Umarım başkanımız da bize öyle bir fırsat verir. Umarım toplumumuza daha fazla yardım edebilmek, toplumumuza daha fazla faydalı olabilmek, çocuklarımızı daha iyi, çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Tabii, elbette. İyi bir çocuk, sağlıklı bir çocuk demek, sağlıklı bir toplumu demektir, sağlıklı bir gelecek demektir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar ne kadar çok kitleye ulaşabilirsek, ne kadar çok aileye ulaşabilirsek, onlara ne kadar çok destek olabilirsek, ne mutlu bize. Biz hep şunu söylüyoruz, gerek ben gerek eşim, ister öğrencimiz olsun ister olmasın, bizim kapımız herkese açık. Yani her konuda istedikleri, eğitimle ilgili her konuda biz onlara destek olmaya ve yardım etmeye hazırız gerçekten. Yani bunun karşılığında da hiçbir şey beklemiyoruz. Zaten öyle bir şeyimiz yok bizim. Gerçekten kapımız bütün eğitim alanıyla ilgili herkese açık. Eğitim çok önemli. Kesinlikle. Evet. Mesela bazı öğrenciler geliyorlar, bizim yerimiz kalmıyor. Genellikle bizim sınıflarımız küçük sayıda, yani az sayıda öğrenci aldığım için doluyor ve sınıflarımız çok çabuk doluyor gerçekten. Ve bizim her zaman yedek listemiz olur. Yedek listedeki aileler bazen bekliyorlar, bazen başka yerlere gidiyorlar ve onlara söylediğim şu: evet, şu an yerim yok, yani sizi sıraya alıyorum ama olur da çocuğun bir şeye ihtiyacı olursa, gerek konu açısından, gerek ne bileyim materyal açısından bir şeye ihtiyacı olursa, onları her an gelip bizde alabilirsiniz. Test veriyorum birçok öğrenciye, bu durumdaki öğrencilerime. Testlerini yapıp getirip bana getirip onlara feedback veriyorum. Yani geri bildirimde buluyorum neler yapması gerektiğine doğru. Dediğim gibi eğitimci olarak, bir eğitim kurumu olarak toplumumuzun hizmetindeyiz. Mümkün olduğu kadar onlara yararlı ve faydalı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ama evet, bu arada şeyi tekrarlamak istiyorum gerçekten. Bu Acar Baltaş bizim panelimizi, Profesör Doktor Acar Baltaş 5 Ekim'de bizimle birlikte olacak. 5 Ekim'de mi geliyor? Evet, 5 Ekim'de, 5 Ekim Cuma akşamı Latımır'da orada panelimiz olacak. 6 Ekim'de de Arkas konuda, evet, çocuklarımıza yönelik. Yani 16 yaş altındaki çocuklar, çünkü biz 16 yaş ve üstü bir aileleri 5 Ekim'de alacağız. Arkas konudaki olanlar da cumartesi günü sabah. Bunda da yani küçük çocuklarımızla, onların geleceğiyle ilgili, onların eğitimde karşılaştıkları sorunlarla ilgili mümkün olarak hem çocuklara hem ailelere bilgi vermeye çalışacağız. Evet, orada. Çok teşekkürler. Peki Mustafa Bey, dernekteki faaliyetleriniz neler? Siz dernekte yer alıyor musunuz? Tabii, görev alıyor. Tabii, görev alıyor. Aynı zamanda hocam, ben kusura bakmayın. Rica ederim tabii. Ha, aynı zamanda disiplin kurulu da bizim hocam, pardon, evet, denetleme kurulunda. Evet. Aynı zamanda bizim hocamız, kendisi de Alhaslı ve yukarı da, şunu da söyleyeyim, biraz inşaat bölümü vardı. O çocukların durumu, şey, yeri falan, konum iyi değil ama okulu hep tazeledik. Yani inşaat hocam. Yani dernekte de faaliyet veriyorsunuz. Tabii. Evet. Çok onu güzel. Da yapıyor hocam. Çok güzel. Peki dernekteki bayanların, Kazım Bey, faaliyetleri nelerdir? Onlara biraz değinebilir miyiz? Evet. Evet, bizim bayan grubu vardır. Bunlar dernekte genellikle gün yapıyorlar, bayanlar kendi arasında. Aynı zamanda biz bunları bir sefer Paris'e gittiler. Otobüs tuttular kendi aralarında, biz tuttuk. Bayan grubu vardır, bayan grup başkanımız vardır, yardımcımız da kendisi bayan. Paris'e gitti, gezdiler. Buranın turistik yerleri, İngiltere'nin işleri, turistik gezdiler. Ve aynı zamanda 30 Ekim'de biz hisseleri sattığımız gibi yine bayanlar kendi grubunu ne günlere toplanacakları kendi o gün belirliyorlar. Evet. Çok güzel. Çok, mesela bayanlar el işleri falan yapıyorlar mı? Böyle bir faaliyetleri falan var mı? Yani diğer bayanların, mesela evde oturan bayanları yönlendirmek için işte bu tür çalışmaları, yani bu tür el işi becerileri falan. Geçen sene bir şey yaptılar, bir türlü şey yapamadılar ama bu sene belki öyle bir şey yapmaya şey yapıyoruz. Yani belki hal da olabilir mesela. Daha ince şeyler, böyle el işleri falan. Çünkü bu ülkede çok evde oturan bayanlar o kadar çok ki, yani okula çocuklarını verdikten sonra maalesef kahvaltı partilerine gidiyorlar maalesef, ya da diğer kahve partilerine gidiyorlar. Ama oysa ki bence bu konulara biraz daha eğilirlerse bayanlara, ben buradan, çünkü çok özellikle bayanlar, anneler eğitmen biliyorsunuz. Kesinlikle. Çocuklarımızı tabii anneler eğitiyor biliyorsunuz yani evde. Onların daha çok bu konuda eğitim almaları lazım diye düşünüyorum. Peki Mustafa Bey, bu konuda ne dersiniz? Bu konuda aslında benim söyleyeceğimi siz söylediniz gerçekten. Yani anneler kusura bakmasın gerçekten. Hayır, burada biz onların çocuk gerçekten yani çocuklar için. Babalar kusura bakmasınlar, tersini söyledim. Babalar kusura bakmasınlar gerçekten. Çocuk annenindir. Evet. Yani, çünkü
annenin çocuğun her şeyle ilgileniyor. Yani ben bunu kendimden biliyorum mesela. İki çocuğumuz var bizim. Ki onların gerek eğitimde olsun, gerek gelişimlerinde olsun, gerek şeyde olsun. Annenin rolü her zaman önemsenmeyecek. Yani küçümsenmeyecek kadar önemlidir ve büyüktür. Dolayısıyla çocuk annenidir ve anne nasıl şekillenirse çocuk gerçekten evet, o şekilde. Tabii ki o şekilde büyür çünkü çocuk. Anne bilakis çocukla gün boyu beraber kesinlikle. Birlikte. Babat aslında bu konuda babaların da ilgilenmesi gerekiyor. Mutlaka, babalar da bu konuda kesinlikle. Gerçekten bizim toplum olarak biraz bu konuda şeyiz yani çocuklarla fazla ilgilenmiyor babalar. Neden acaba? Yani geçmişteki kültürden mi kaynaklanıyor acaba Mustafa Bey? Yani? Kültürden ziyade belki yani hepimiz geldiğimiz kültürü biliyoruz. Evet. Birer bireyiz bir şey evet. Ama şöyle bir şey de var. Daha çok babalar dışarıda yani iş alanında ve çalıştıkları için ya da geç geldikleri için belki çocuğun daha az görebiliyor. Ama tabii ki bu bir neden olmamalı diye bu bir sebep olmamalı. Yani. Bu bir neden olmamalı. Mümkün olduğu kadar o çocuğun gelişimi için, o çocuğun sağlıklı büyüyebilmesi için anne ve babanın birlikte hareket etmesi ama daha çok yük genellikle yani görebildiğimiz kadar annelerin sırtındadır gerçekten. Evet doğru söylüyorsunuz. Babalar da çocuklarına yeterince zaman ayırmalı. Özellikle erkek çocuklar mesela belli bir yaştan sonra gerçekten. Erkek çocuklarının gerçekten babalar belki şimdi anneyle tabii ki anneye biraz daha erkek çocuğu hükmedebiliyor mesela ama babaya o kadar evde o kadar hüküm sağlayamıyor babaya. Çünkü anne biraz daha duygusal yaklaşıyor. Ondan dolayı anneye sürekli baskı yapılıyor. Anne de bir çıkmazın içine giriyor. Ondan sonra bu defa ne yapıyor? İşte diğer derneklere gidiyor, çare aramaya başlıyor. Kesinlikle. Bu çare değil. Onun için gerçekten annelerin, babaların bu konuda daha mantıklı, daha olumlu yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuklarımızı kaybetmemek adına. Peki Kazım Bey biraz dernekten yine bahsedelim. Dernek herhangi bir kurumdan destek alıyor musunuz derneğin? Hayır. Biz yoksa aidatlarla mı? Aidatlarda şey yapıyoruz. Ve insanlarımız duyarlı, gerçekten de duyarlıdır. İnsan toplumumuz desteği vardır. Kesinlikle hiçbir yerde biz daha bir kuruş aldığımız yoktur. Yani bir destek falan, bir grant falan aldığımız yoktur. Almıyoruz. Çünkü daha doğrusu yeni resmi dernek olduğumuz için proje üretemediğimiz için grant alamıyoruz. Bütün dernekler mi böyle yani? Mesela kendi halkının yardımlarıyla mı ayakta durabiliyorlar bu konuda? Tüm derneklerde galiba öyle. Genelde böyle. Ben bu programımızın sonlarına yaklaşırken ben bir daha açıklayayım. 30 Ekim'de tekrar tüm Alkaslar'ı ben kahvaltıya davet ediyorum. Lütfen. Evet buyursunlar. 30 Eylül'de ben Ekim'de alayım. Pardon hocam. 30 Eylül'de. 30 Eylül'de sertifikaları vereceğiz. Lütfen. Kahvaltıdan sonra sertifikalar vereceğiz ve tüm hisse alan, tüm Alkaslar hepkesi derneğe davet ediyoruz. Tabii ki gelsinler. Buradan tekrar duyurduk sevgili izleyiciler, Alkaslılar. Lütfen kahvaltıda bulunun ve herkes sertifikasını alsın. Yani güzel bir şey sertifika almak. Ben yine diyorum diğer dernekleri de hisse almayanlar da tekrar onları da hisse almaya çağırıyoruz. Hisse almaya çağırıyoruz. Evet. Diğer dernekleri de bu inşallah bu sertifika gerçekten bir örnek olur diye düşünüyorum ama bu güzel bir davranış yani. Evet. Bir sertifika almaları gerçekten çok da, doğru bir davranış bir, diye düşünüyorum. Hukuken bir dayanığı olur. Yani elimde sertifikam vardır. Ben buranın hissedarıyım. Evet doğru bir söylüyorsunuz. Derneğin gelişimi için, derneğin ihtiyaçlarını karşılamak için. Evet, ekonomik durum için. Evet, tabii ki. Evet. Gerekli olan bir şey. Peki Mustafa Bey, bu siz verdiğiniz eğitimde mesela başarısız öğrenciler, tabii ki bunların sürekli başarısız öğrenciler de vardır. Bunlarla peki nasıl bir iletişime geçiyorsunuz mesela? Bunlara ne gibi bir eğitim sağlıyorsunuz bu konuda? Teşekkür ederim Gülhan. Gerçekten yani yine güzel bir soru sordunuz. Rica ederim. Başarısız öğrenciyi nasıl yapıyoruz biz? Mümkün olduğu kadar, çünkü çocuğun temelini, yani sağlam bir temel oturması lazım eğitimde. Sağlam bir temel oturmadığı sürece gerçekten çocuk ileriki eğitim seviyelerinde, ileriki eğitim yaşamında zorlanır. Mümkün olduğu kadar biz üç alanda, matematik, fen ve İngilizce'de başarılarını pekiştirmek için, sağlam bir temele oturtmak için elimize gelen her şeyi yapıyoruz.
Diyelim ki örnek vereyim. 9. bir sınıftaki öğrencinin seviyesi geçen 9. sınıf öğrencisi değildi. Biz bunu kendi kafamıza göre hareket etmiyoruz. Anne ve babayla konuşuyoruz. Çocukla konuşuyoruz. Ya işte bu grup içerisinde yapamıyorsun veya bu seviyede değilsin. Seni bir alt gruba koyuyoruz. Yani biz direkt çocuk hadi sen bu grupta başlayacaksın demiyoruz. Çocuğun rızasını alarak. Çünkü onu bir nevi öncelikle onu rahatlatmak için, onu bir nevi kişisel gelişimini sağlamak için, özgüvenini pekiştirmek için onunla konuştuktan sonra kabul ettiği takdirde alıyoruz. Diyelim ki kabul etmedi çocuk, hayır ben grubumda kalacağım diye. Biz ona ekstra materyaller veriyoruz ve onun eğitimini grup içerisinde mümkün olduğu kadar biraz daha hafif tutmaya çalışıyoruz. Çünkü gruplarımız küçük olduğu için öğrencilerimizi çok rahatla görebiliyoruz. Bir de bizim bir özelliğimiz, biz halen kalem, tahta ve kağıt üzerine eğitimimizi kurduk. Evet. Online üzerine hiçbir şey yapmıyoruz. Ev ödevlerimizi yazılı veriyoruz çocuklara. Defter, mesela tahtada ders anlatıyoruz. Notlar öyle tutmasını istiyoruz. Böyle olduğu sürece çocuk hem biraz daha aktif olarak eğitim içerisine çekmeye çalışıyoruz. Mesela online bilgisayarın karşısına geçip işte soruları verip de bunları çöz, bunları yap, ondan sonra bitirdi. Zaten çocuk verilen süre içerisinde, yani diyelim ki online verildiği zaman bir saat siz en fazla 10 dakika, 15 dakika hızlı yapıyor. Geri kalanı bir şekilde, farklı bir şekilde değerlendiriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz klasik bir sistemde, küçük bir ev atmosferi içerisinde, küçük sınıf, daha doğrusu az sayıda öğrenciyle devam ediyoruz. Ve genellikle çocuklar bize geldikten sonra, yani 3-4 ay içerisinde gerçekten okullarında ve şimdi sınıflarında bayağı iyi bilgilerini, katkılıklarını aileler bize söylüyorlar. Çok güzel. Mesela çocukları başarısız olan aileler mesela gelip size diyor mu? Neden benim çocuğum işte başarısız, bu çocuk mesela diğer arkadaşı çok başarılı. Elbette bu tür ailelerle de karşılaşıyorsunuz. Mutlaka. Elbette. Mutlaka karşılaşıyor. Yani mutlaka oluyordu bunlar. Şimdi daha çok bize yani öyle gelen aile şu ana kadar inan ki hiç olmadı ama şunu söylüyor. Ya gelişimi yavaştır. Ama biz şöyle bir şey vardı. Her öğrencinin, her bireyin bir öğrenme hızı vardı. Yani bazıları çok hızlı öğrenir, evet, bazıları çok yavaş öğrenir. Bunu kabul etmek lazım. Yani çocuğun kabiliyetini ve eğitim öğrenme hızını bunu bilmek lazım. Ama bunun farkında olduğu zaman aile onu da kabul ediyorlar gerçekten. Yani evet çok hızlı öğrenen bir öğrenci değildir ve çocuk değildir. Ona göre de eğitimli veririz ama çok iyi bir öğrencimiz, çok hızlı öğrenen bir çocuksa kesinlikle aynı grup içerisinde tutmuyoruz biz onları. Onları çok daha bir üst seviye grubu alıyoruz yani daha başarılı gruplar içerisinde alıyoruz. Tabii. Böyle olduğu zaman çocuklar arasında mesela bazen biz ders vermeye başladıktan bir ay sonra öğrencinin kabiliyetini anlayabiliriz. Gerçekten çok zeki bir öğrenci. Mesela 9. sınıftaki bir öğrenci ben 10. sınıftan içerisine koyabiliyorum. Gerçekten çok zeki bir öğrenci. Çok o grup güzel. İçerisinde evet. Ve çocuk gerçekten early GCSE'ye giren öğrencilerimiz var. Veya GCSE ile birlikte further maths yapan öğrencilerimiz var yani. Bu şekilde. Onların da kabiliyetlerine göre sınıflandırıyoruz gerçekten. Çok güzel. Peki sizin bu bahsettiğiniz işte sizin kendi ismini şu anda hatırlayamıyorum. Evet. Oradaki sadece öğretmenler, eğitmenler kaç tane mesela? İngilizce öğretmeni var mı mesela bir diyelim? Matematik öğretmeni var mı? Bunlar da yani mevcut mu yani? Aileler belki bu konuda arayış içerisinde. Çünkü Türkler biliyorsunuz burada çocukların özel eğitim almaları için birçok kurumlara gidiyorlar mesela müracaat ediyor ve bariz paralar da ödeniyor bu konuda gerçekten. Bunu biliyorum. Bu konuda da var mı öyle öğretmenleriniz? Evet. Şimdi biz 3 alanda ders veriyoruz. Matematik, science ve İngilizce dersler veriyoruz. Ben ve eşimle birlikte 9 öğretmeniz. Ama ben mesela matematik ve science veriyorum. Eşim İngilizce veriyor. Bizimle birlikte 2 tane matematik öğretmenimiz var. 2 tane İngilizce öğretmenimiz var. Primary teacher'larımız var. Yani 9 öğretmenimiz orada. Dediğim gibi yayın akışı içerisinde bahsettiğim gibi onların programını ve öğrenciye vereceği ev ödevine kadar her şeyini biz hazırlayabiliyoruz. Yani bizim kontrolümüzde yapıyoruz. Evet, çok bunları. Güzel. Çok dolayısıyla güzel. Öğretmeni biz yönlendiriyoruz. Öğretmenimiz de yani bizim en çok karşılaştığımız sorun bu. Ailelere geldiklerinde bizi bilmeyen aileler öğretmenlik sertifikatımızı görebilir miyiz diyor. Seve seve gösteriyoruz. Haklılar. Evet, çok haklılar. Gözünün önünde çocuklarını bize ama evet, tabii ki. Ne yaptıklarını bilmeleri lazım. Çok güzel. Çünkü evet. Yani dediğim gibi eşim doktorasını yaptı. Ben master'ımı yapıyorum. Çok güzel. Yapıyorum çok güzel. Gerçekten. Diğer öğretmenlerimiz yani devlette çalışıyor. Bir
başka okullara çalışıyorlar. Zaten bizim çalışma saatlerimiz okul dışı olduğu için onlarla birlikte çalışıyoruz. Çok güzel. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alabilir miyim Kazım Bey? Buyurun. Önce bizi konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz çok memnun olduk. Ben şunu söylüyorum. Tekrar 14 Ekim'de kongremiz vardır. Burada tüm Alkaslara çağrı yapıyorum. Derneğinize sahip çıksınlar. Gelsinler. Evet. Yönetime giren ismini yazdırsınlar. Evet. Ve hepiniz size ve ekibinize çok çok teşekkür ederim. Ben sağ çok olun. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için, konuğum olduğunuz için sizin sözlerinizi alabilir miyim? Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Başkanım da söylediği gibi pardon. Bizi konuk ettiniz. Rica ederim. Programınızı açtınız bize. Çok teşekkürler. Ben çok memnun oldum birlikte. Geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Benim söyleyeceğim son söz özellikle ailelere söyleyeceğim. Bu bizim vereceğimiz panel. Panel ücretsiz olup ailelerin daveti almış. Çünkü davetiyle giriliyor. Okulun kar parkı var. Yani kar parkının sorunumuz yok. Evet, burada çok gerçekten. Güzel. Bu bilgiler de çok önemli. Ondan istifade edebilirler. Bizimle kontağa geçip bir an önce davetiye almaları ve çocuklarıyla birlikte 16 yaş üstü ve çocuklara birlikte anne babaların gelip konuğumuz olmaları ve Sayın Profesör Doktor Acar Baltaş'ın kendisi psikolog, eğitimci, araştırmacı ve yazar çok vereceği güzel. Tavsiyeleri ve panele katılmaları, soruları varsa sormaları onlara yardımcı olmalı. Yani bizim amacımız topluma yardımcı olmak ve belki kafalarında geçen soruların cevaplarını bulmalarıdır. Çok güzel. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sevgili Euro Genç TV izleyicileri, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın sürpriz konuklarımızla yine buradayız. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın. Barış dolu.